Merhaba, geçtiğimiz hafta sizi sahilde bırakmıştım. Bu hafta o yüzden sahilden başlamak istedim. Belki beni takip ediyorsanız Instagram'da bir süredir sahilde yaşıyorum, Fara plajında yaşıyorum. Çok yakın bir arkadaşımın ev arkadaşına ihtiyacı vardı. Benim de ev değiştirmem gerekiyordu. Tam böyle güzel bir şekilde denk geldi. Ve şu an birlikte sahilde yaşıyoruz, yani plajda yaşıyoruz. Şu an Kasım ayındayız, şaka gibi ama hava çok güzel, hala her gün yüzebiliyoruz ve havanın keyfini çıkarabiliyoruz açıkçası. O yüzden kendimi çok şanslı hissediyorum. Bugün de size hem burayı biraz göstereceğim hem de ev turu yapmış olacağız birlikte. O zaman birlikte gidelim isterseniz. Burada sanırım en sevdiğim şeylerden biri bu arkamdaki bank. Çünkü sabahları genelde arkadaşımla birlikte kahvaltı yapıyoruz. Gerçekten büyük bir şans bence. Çok ilginç bir deneyim benim için böyle bir yerde yaşamak. Çok iyi yanları var ama çok garip yanları da var. Hani kötü yanları demek istemiyorum ama hayatımın belli bir döneminde böyle bir şey tecrübe ettiğim için o yüzden çok şanslı hissediyorum. Bu gördüğünüz iki ev komşularımızın evi ve herhalde en beğendiğim evler buradaki. Evim hemen buradaki sarı bina. Şimdi göreceksin zaten. Bence en iyi yanı ilk sırada olmadığımız için. Yani bunlar ilk sırada bu evler. Rüzgarı kesmiş oluyor en azından arkamızdaki evler. O yüzden okyanusun o soğuk ve rüzgarlı zamanlarında biraz daha korunaklı olmuş oluyor. Çünkü buradaki evler genelde çok eski aslında. Videodan belki bu evi hatırlıyorsunuzdur. Böyle küçük sarı bir evde yaşıyorum. Tiny House diye çok güzel bir akım var aslında. İnsanların büyük evlere, büyük yerlere, büyük şeylere ihtiyacı olmadığını savunan ve aslında küçük bir yerde çok daha dolu dolu yaşadığımızı anlatan bir akım. Bu evde bir Tiny House sayılır bence. Yani küçük bir ev sayılır. Sadece iki odası var. İki kişi yaşıyoruz zaten. Ve içeride çok küçük bir salon ve mutfağı var. Benim çok hoşuma gidiyor açıkçası. Ben önceden de söylemiştim, kendi evimiz de çok büyük değil İzmir'deki, Türkiye'deki evlere kıyasla ama bu ev ona kıyasla bayağı bir küçük. İçime böyle huzur dolduruyor diyebilirim. Öncelikle eve hoş geldiniz. Işık için üzgünüm çünkü beyaz ışık var bu evde. Burası salonumuz. Pek bir şeyimiz yok yani sadece bir tane çekyat var burada gördüğünüz gibi. Televizyon ünitesi var, gitar var şurada. Arkadaşımın kamp ekipmanı var.
Böyle aslında yani ihtiyacımızdan fazlası yok diyebilirim yani. Yani o kadar eski usul bir ev ki gördüğünüz gibi çok eski bir televizyon ünitesi ve çok eski bir televizyon var. Arkamda gördüğünüz gibi bir gemi tablosu var. Sörfçü gibi hissetmek isterseniz bu eve gelin diyor herkes. Yani buradaki birçok ev zaten bu tarz yani. Hep böyle eski döşenmiş ama bizimkinin böyle ilginç bir karakteristik özelliği olduğunu düşünüyorum. Hani iyi mi deseniz, kötü mü deseniz belli değil ama. Evet, şu an mutfağa hoş geldiniz. Yani ne diyeceğimi gerçekten bilmiyorum. O kadar küçük bir ev ve o kadar anlatacak bir şey yok ki. Arkamdan az önce gittiğimiz sahile direkt çıkabiliyorsunuz. Burada böyle çok bence karakteristik bir mutfak. Yani burada şöyle kapakları birazdan daha detaylı gösteririm. Böyle bir sticker yapıştırmışlar. Amerikan mutfak olmasını çok seviyorum çünkü küçükken böyle bir evde büyümüştüm. O yüzden ne zaman Amerikan mutfak olsa daha hoşuma gidiyor açıkçası. Yani aslında çok da anlatacak bir şey yok yani. Böyle ev turundaki amacım şu an şey değil, bakın işte şöyle güzel veya böyle ilginç gibi değil de aslında ailemden ve arkadaşlarımdan merak edenler olduğu için böyle bir ev turu çekmek istedim. Evet, son olarak benim odama geldik. Bu odada da salonda da hiçbir şeye dokunmadım diyebilirim. Yani içerideki hiçbir tabloyu belki ben seçmezdim ama hani ev o kadar hani sahille uyumlu ki hani çok da dokunmak istemedim tarzıma uymasa da. Ya yani sadece bunu ben bu odaya getirdim açıkçası. Onun dışında hiçbir şey dokunmadım. Şurada böyle bir küçük bir dolap var. Burada da 4 çekmeceli bir komodim var. Tüm eşyalarım zaten buraya sığdı. Çok fazla eşya taşımıyorum normalde. Yatak bence çok karakteristik. Çok hoşuma gidiyor. İlginç bir havası var. Kimonomu buraya astım. Onun dışında her şey olduğu gibi zaten. Genelde bu Faro plajındaki evler oda başı 250-300 Euro'dan başlıyor diye biliyorum. Bu ev çok ucuz. Gerçekten bu evin tamamı 300 euro. Kiram sadece 150 euro. Böyle bir avantajı var. Ama şehire gitmem neredeyse bir saat alıyor. Şehir çok sıcak olabiliyor ama burası daha serin oluyor. Yani şehirde belki de üstünüze bir şey almadan gezebiliyorsunuz ama burada mutlaka bir montla, ceketle gezmeniz gerekebiliyor. Veya sürekli evde kum var sahilde yaşadığımız için ve sürekli bir kum temizleme durumundayız her gün. Ama aynı zamanda kahvaltıyı plajda yapabiliyorsunuz. Yani böyle hem artıları hem eksileri var ve geçen sene bu eve arkadaşım barbeküye davet etmişti beni. Çok yakın bir arkadaşım zaten. Daha sonra buradaki insanlarla yakın arkadaş oldum ve şu an yani burada dünyanın her yerinden bir sürü genç yaşıyor. Böyle bir şey deneyimlemek çok hoşuma gidiyor. Sizinle böyle nacizane küçük evimi paylaşmak istedim. Şu an karantinada bile olsak en azından önümüz ferah ve çok sakin bir yerde yaşıyoruz. Evime geldiğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Haftaya bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beni izlediğiniz ve takip ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın.